Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınları YGS LYS Biyoloji Soru Bankası'nın 115 ve 116. sayfalarında yer alan fotosentez ve kemosentez konulu 3. testini çözeceğiz. Şimdi başlayalım. 1. Buna göre deney düzeneği ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Şekildeki deney düzeneğinde bir su bitkisi cam bir kabın içine alınarak üzeri cam bir huni ile kapatılmıştır. Şimdi su bitkilerinin yaptığı fotosentez şudur. Bunlar 6 tane karbondioksit ile 6 tane suyu birleştiriyorlar. Bunun sonucunda bir besin üretiyorlar ki o besin C6H12O6 ve bir de 6 tane de oksijen üretiyorlar. Şimdi aslında benim yapmış olduğum bu denklem eksik. Yani denkleştirilmiş halini yazıyorum ben. Normalde 12 tane su kullanılır. Tepkime sonucunda da 6 tane su açığa çıkar. Ama işte biz bunları denkleştirdiğimiz için eliyoruz ve direkt 6 olarak yazıyoruz. Sadeleştirdik yani. Demiş ki hangisi doğru? X gazı oksijendir. Bu doğrudur. Çünkü su bitkileri fotosentez sonucunda oksijen açığa çıkartıyorlar. 2. X gazının kaynağı sudur. X gazı dediğimiz şey ne? oksijen. Bunun kaynağı da sudur. Çünkü buradaki oksijenin kaynağının biz buradan geldiğini biliyoruz. Çünkü fotosentezin ışıklı evresinde su parçalanır ki biz bu olaya fotoliz deriz. İşte o fotoliz sonucunda açığa çıkan oksijenler de atmosfere verilir. 3. Kabık gazoz eklenirse X gazı artar. Bu da doğrudur. Gazoz içerisinde bol miktarda mineral ve karbondioksit vardır. Bu da fotosentezin hızını arttırır. Çünkü karbondioksit miktarı arttığı zaman fotosentez daha güzel bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ve cevabımız da E. İkinci soru. Olaylarından hangilerinin fotosenteze meydana gelmesi fotosentezde suyun kullanıldığını kanıtlar. Şimdi NADPH oluşması bunu kanıtlamaz. Çünkü Su yerine hidrojen sülfür ya da hidrojen gazı kullanıldığında buradaki hidrojenler de NADP ile birleşerek NADPH oluşturabilir. Oksijen üretilmesi kesinlikle kanıttır. Eğer fotosentezde oksijen üretimi varsa ben elektron kaynağının su olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü hidrojen sülfür ve hidrojen gazı kullananlarda hiçbir şekilde oksijen açığa çıktığını görmüyoruz. Glikoz sentezlenmesi de gene kanıtlamaz. Çünkü hidrojen sülfür ve hidrojen gazı kullanılan fotosentez mekanizmalarında da glikoz üretiliyor. Dolayısıyla da cevabımız B. Üçüncü soru. Fotosentezle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kloroplast karbondioksitin ayrışmasını sağlar. Asla böyle bir şey yok. Cevabımız A. Kloroplast karbondioksitin ayrışmasını değil, karbondioksitin besin haline gelmesini sağlayan bir mekanizma. Karbondioksit ayrıştırıp da karbon ve oksijene falan bölmüyor. Böyle bir olay Yok zaten. Cevap çıktı ama diğerlerini de anlatayım. Atmosfere verilen oksijenin kaynağı sudur. Şurada da bunu anlatmıştım zaten. Doğru. Bütün fotosentetik canlılar karbondioksit özümlemesi yapar. Karbondioksit özümlemesi demek karbondioksitten besin sentezlemesi anlamına geliyor ve bu doğrudur. Fotosentezde su molekülü iyonlarına ayrışır. Bu da doğrudur. Fotosentezin ışıklı evresinde ışık sayesinde su parçalanır. Biz bu olaya hidroliz adını veriyoruz. Burada da iyonlarına ayrışmış oluyor. E Fotosentez ürünlerinden amino asit gibi organik besinlerin sentezi de gerçekleşir. Doğrudur. İlla fotosentez sonucunda glikoz üreteceğiz diye bir şey yoktur. Farklı maddeler de üretebiliriz. Bu amino asit de olabilir, vitamin de olabilir ya da farklı bir organik madde, yağ asidi gibi, gliserol gibi farklı organik maddeler de olabilir. 4. Fotosentezde karbondioksit ilk tutan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Direkt bir bilgi sorusu. Çok anlatılacak bir şey yok aslında. RDP adını verdiğimiz ribuloz difosfat ya da ribuloz bifosfat. İkisi de aynı molekül. Karbondioksitle birleşerek kararsız bir ara bileşik oluşturuyor. Dolayısıyla da cevabımız B'dir. 5. Bir bitkinin fotosentez hızı değerlerinden hangilerine bakılarak ölçülebilir? 1. Tükettiği karbondioksit miktarına bakabiliriz. Çünkü fotosentez dışında yani bir bitki içerisinde fotosentez dışındaki hiçbir olay karbondioksit tüketilmesine neden olmaz. Eğer bitki karbondioksit kullanıyorsa bu kesinlikle onun fotosentez yaptığını gösterecektir. Tükettiği su miktarına bakılarak anlayamam. Çünkü su bitkide çok farklı mekanizmalarda, çok farklı tepkimelerde kullanılır. Tamam fotosentezde de kullanılır ama sadece fotosentezde kullanılan bir molekül olmadığı için hız belirlemesinde kabul edilemez. Ürettiği oksijen miktarına bakılarak da ölçülebilir. Çünkü oksijen üretimi bitkide sadece fotosentezle mümkündür. Başka bir mekanizma oksijen üretmediği için buna da bakabilirim. O zaman cevabım D oldu. 6. Buna göre anten kompleksini oluşturan karotenoidlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Yukarıdaki şekilde ışığın fotosistem tarafından toplanması verilmiştir. Bir fotosistemin anten kompleksi çok miktarda karotenoid ve klorofilden oluşur. Reaksiyon merkezinde ise klorofil a bulunmaktadır. Bu bir fotosistem ve fotosistemin nasıl çalıştığını anlatmış. Demiş ki bir, tek başına fotosentez yapamaz, fotosentezi hızlandırır. Bu doğrudur. Karatöneit dediğimiz pigmentler fotosentezde görev alan ama asla fotosentezin gerçek pigmentleri değildir. Onların görevi aslında klorofile yardımcı olmaktır. Dolayısıyla klorofil olmadan karatöneitin tek başına fotosentez yapması beklenemiyor. 2 ışığı soğurup tepkime merkezine gönderir. Bu da doğrudur. Çünkü bu karotenoidler anten komplekslerinde bulundukları için ışığı alırlar ve ışığı soğururlar. Soğurdukları ışığı reaksiyon merkezine ya da tepkime merkezine gönderirler. Ve tepkime merkezinde bulunan klorofil molekülü de o ışığı alarak görevini yerine getirecektir. 3. Yüksek dalga boyundaki ışığa karşı klorofil ayı korur. Bu da doğrudur. Şimdi klorofil çok önemli bir pigment. Dolayısıyla her önüne gelen ışığa kendisini ortaya koyamaz. Çünkü klorofil zarar görmesi demek fotosentezin durması anlamına gelecektir. O zaman bitki ne yapıyor? Klorofile zarar verecek olan yüksek dalga boylu ışıklar için klorofil A yerine karotenoidleri kullanıyor. Böylelikle zarar gören bir şey varsa o da karotenoid olmuş oluyor. Nasıl olsa karotenoid zarar görse de fotosentezde çok ciddi bir olumsuzluğa yol açmayacaktır ve cevabımız da E olmuş oldu. 7 Yargılarından hangileri fotosentezi elektron kaynağı olarak görev yapar? Şimdi ışık elektron kaynağı değildir. Işık bizim burada enerji kaynağımızdır. Su bir elektron kaynağı olarak görev yapar. Nasıl oluyor bu derseniz? Suyu ışık sayesinde parçalıyoruz. Tabii biz yapmıyoruz bunu bitki yapıyor ya da başka bir canlı parçalıyor ve bunun sonucunda hidrojen ve oksijenleri açığa çıkartıyor. Bunların açığa çıkmasıyla bir de elektron açığı çıkıyor. işte bu elektron da fotosentezde kullanılmaya başlanacak. Klorofil de bir elektron kaynağıdır. Çünkü ışıklı tepkimede iki tane fotosistem görev yapar. Bu fotosistemlerden bir tanesine FTS1, diğerine ise FTS2 diyoruz. FTS2'nin elektron kaynağını su oluşturur. Ancak FTS1'in elektron kaynağını ise klorofilin kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla da cevabımız D olmuş oluyor. 8. Buna göre kloroplastik ışık reaksiyonlarından gelen elektronların devirsel yolu mu yoksa devirsel olmayan yolu mu kullanacağı aşağıdakilerden hangisini belirler? Şimdi zaten artık devirsel yol ve devirsel olmayan yol müfredattan kaldırıldı. Zaten bu soruda aslında bize devirsel yol nedir, devirsel olmayan yol nedir gibi bir soru değil. Şuradaki paragraf üzerinden tamamen okuduğunu anlama sorusu oluyor. Kalvin döngüsünde NADPH'tan fazla ATP tüketilir. Eğer kloroplastta Kalvin döngüsü için düşük miktarda ATP sağlanırsa Kalvin döngüsü yavaşlar ve NADPH birikmeye başlar. NADPH miktarındaki artış devirsel olmayan elektron akışından devirsel elektron akışına geçişi teşvik eder. Yani devirsel yol mu yoksa devirsel olmayan yol mu seçileceğine kim karar vermiş oluyor? Şu nat miktarı karar vermiş oluyor. Bu paragraftan anladığımız bu. Ve dolayısıyla cevabımızın da böyle bir şey olması lazım. Var mı şıklarda diye bakıyorum. Var. Kloroplasttaki nat pH konsantrasyonu. Evet, nat pH'ın konsantrasyonuna göre yani miktarına göre devirsel ya da devirsel olmayan fotofosforilasyon tercih ediliyormuş. 9 Aşağıdakilerden hangisi bir canlının ototrof olduğunu kanıtlar? Şimdi ototrof dediğimizde aklınıza hemen fotosentez geliyor. Ama aslında sadece fotosentez değil, aklınıza hem fotosentez hem de kemosentez gelmeli. Lütfen şu kemosentezi unutmayın. Monomerlerden polimer sentezlenmesi bir canlının ototrof olduğunu kanıtlamaz. Çünkü dünyadaki bütün canlılar monomerlerinden polimer sentezleyebilir. Zaten bu canlının ortak özelliği. Hatta sentezleyebildikleri ortak polimerde proteindir çünkü her canlı protein sentezi yapabilir. B, organik madde inorganiğe çevrilmesi. Bu e, solunum reaksiyonu demektir zaten. Dolayısıyla canlılar tarafından gerçekleştirilebilen bir olaydır ve canlıların ototrof olduğunu gene kanıtlamayacaktır. C. İnorganik maddeden glikoz sentezlenmesi. Kesinlikle cevabımız budur. Çünkü ototrof zaten inorganik maddeleri çeşitli şekillerde organik hale getiren canlılara verdiğimiz isimdir. Canlının mekanizması fotosentez ya da kemosentez hangisi olursa olsun bunu gerçekleştirebilecektir. Bu yüzden de cevabımız C'dir. D ve E'ye de bakıyorum. Kendine özgü organik polimer sentezlenmesi gene protein sentezine çıkar. Ortak bir şey zaten ototrofu kanıtlamaz. Hücre çeperinin taşınması gene ototrof olduğunu kanıtlamayacaktır. Çünkü her da hücre çeperi olmak zorunda değildir. Örneğin öglana da olduğu gibi. Öglana hem ototrof hem heterotrof bir canlıdır. Ototrof boyutu var ve ototrof olmasına rağmen hücre çeperi taşımamaktadır. 10. Fotosentetik bir canlıda aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi kesinlikle bulunur? Şimdi fotosentetik dediğimiz bu canlı prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Dolayısıyla Golgi eğer prokaryotsa, lokoplas, mitokondri ve kloroplast prokaryotsa bulunmayacaktır. Ama bu canlı hangisi olursa olsun mutlaka ribozoma sahip olmak zorundadır. Çünkü ribozom her hücrede bulunan ortak bir organeldir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yukarıdaki şekilde mitokondri ve kloroplastta kemozmotik hipotezle ATP sentezi verilmiş. A. Her iki organelde de protonlar düşük hidrojen konsantrasyonundan yüksek hidrojen konsantrasyonu doğru pompalanır. Bu doğrudur. Şekilde de göstereyim. Kloroplast ya da mitokondri hangisinin olduğunu önemi yok. Sadece olayın gerçekleştiği yer adı farklı. Hepsinde hidrojenin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama doğru bir pompalanma söz konusudur. Buradaki pompalanma şu ATP sentezinin içinden geçen kısım değil, şu ETS elemanlarının içinden geçen kısım olmuş oluyor ve bu olay her ikisinde de zaten ortaktır. B. Mitokondride protonlar zarlar arası boşluğa, kloroplastta tilakoid boşluğa pompalanır. Bu da doğrudur. Mitokondride matriksten zarlar arası boşluğa doğru bir hidrojen pompalaması varken kloroplastta yani fotosentezde stromadan tilokoid boşluğa doğru pompalama gerçekleşmekte. C. Her iki organelde de protonlar ATP sentezinin içinden geri dönerken ATP sentezlenir. Bu da doğrudur. Zaten bu mekanizmanın ATP'yi nasıl sentezlediğini açıklayan kısım. Her ikisinde de şuradaki şu zarın artık o zarın hangisi olduğunu hiçbir önemi yok. Kloroplastta bu zar zar, mitokondride ise kriste olmuş oluyor da ya da iç zar olmuş oluyor. Bu zar hidrojenlerin pompalanması sonucunda tekrardan şu bölgeye geri gelmesine izin vermiyor. Hidrojenler de ATP sentaz adını verdiğimiz bu enzimin içerisinden geçerek tekrardan düşük hidrojen konsantrasyonun olduğu bölgeye geri dönüyorlar. Ve bu sırada da ATP sentazı aktif ettikleri için ATP sentezlenmiş oluyor. D. Kloroplastta protonlar zarlar arası boşluğa pompalanarak yük farkı oluşturur. Bu yanlıştır çünkü zarlar arası boşluğa pompalanma mitokondide gerçekleşen bir olaydır. Kloroplastta protonların pompalandığı yer tilakoid boşluktur. Bu yüzden de cevabımız D hatalı. Yani şunun adını yanlış söylemiş. E'ye de bakalım. Her iki organelde de ATP'nin temel üretim mekanizması aynıdır. Evet her ikisindeki mekanizma da kemozmotik hipotez ya da kemozmoziz mekanizmasıdır. 12. Fotosentezle ilgili olarak aşağıdaki basamaklardan hangisi sıcaklık değişimlerinden en çok etkilenir? Şimdi fotosentezde iki tane reaksiyon var. Biri ışık devre reaksiyonları, diğeri ise karanlık evre reaksiyonları. Aslında her iki evrede de enzim kullanılır ancak asıl enzimatik tepkimelerin gerçekleştiği yer karanlık reaksiyonlardır. Yani ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Işıklı evre dediğimiz ya da ışığa bağımlı evre dediğimiz yerde ise olayların çoğu enzim sayesinde değil ışık sayesinde gerçekleşmektedir. Yani enzim kullanımı vardır ama gerçekten çok 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 azdır. O yüzden kaynakların çok büyük bir kısmında ışıklı evrede enzim kullanılmaz olarak geçer. Bu zaten bir tartışma konusu ama işte bunu geçer mi diyeceğiz, geçmez mi diyeceğiz yani enzim var mıdır yok mudur diyeceğiz kısmı gerçekten tartışılır. Oluyor. Ama doğrusu şu aslında tabii ki var. Ama dediğim gibi olayların çoğu ışık tarafından gerçekleştirildiği için enzimin görev alması genellikle görmezden geliniyor. Şimdi burada sıcaklık değişimlerinden en çok etkilenen yerde doğal olarak enzimi çok fazla kullanan reaksiyon yani karanlık reaksiyon oluyor. O zaman sorumuz şuna döndü. Aşağıda verilen olaylardan hangisi karanlık reaksiyonlarda gerçekleşir? Suyun iyonlara ayrışması ışıklı evre. Klorofilin yükseltgenmesi ışıklı evre. Klorofil indirgenmesi de ışıklı evre zaten. Çünkü zaten klorofil sadece ışık devrede görev alıyor. NADP'nin in indirgenmesi ışıklı evre. Eğer NADPH'nin yükseltgenmesi deseydi o zaman karanlık olurdu. Işığın absorbe edilmesi yani soğurulması da ışıklı evredir. Ama glikoz sentezi karanlık evrede gerçekleşen bir olay olduğu için sıcaklık değişimlerinden çok ciddi anlamda etkilenecektir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda aynı konunun bir sonraki testiyle devam edeceğiz. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.